Mesela Sebe Melikesi Belkıs ona aşık oluyor ama ondaki o heybete, imana ve aklına, ondaki o insan güzelliğine aşık oluyor. Tabi Allah'ın ondaki tecellisine aşık oluyor. Nitekim evlenmiştir Hazreti Süleyman'la. Mesela geldiğinde diyor o zemini bir su birikinti zannediyor. Sırça zemini camdan. Yani halen o teknik daha bulunamadı yani. O kadar suya benzeyen bir zemin. Yani mükemmel bir çalışma demek ki. Eteğini sıyırdı diyor Allah Kur'an'da. Onun sonra cam zemin olduğunu söylüyor. Zaten tahtı gördükten sonra, o zemin de gördükten sonra insanın ruhundaki o derinleşmeyi ve aşk heyecanının insana etkisi açısından bu çok manidardır. Kadın ben zaten biz zaten Müslüman olmuştuk diyor. Evet. Bakın imana nasıl etki ediyor demek ki estetik, sanat ve güzellik. Yani o kadın ruhunu nasıl açmış ki? Yani o imanının coşkusuna vesile oluyor ve orada iman etmesine vesile oluyor. Evet. Hazreti Süleyman çok ihtişamlı bir insandı. Çok şık giyinirdi. Evi çok güzeldi. Bulunduğu saray çok güzeldi. Kur'an'da bu övülür. Detaylı anlatılır. Müslüman tabii ki dünyada nimetleri Allah için kullanacak. Buna yönelik ayet de var zaten Allah. Diyor ki ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diyor. Kuşların da dilini biliyor. Hı hı. Ama kuşlara da gelen cinler içine girer kuşun içerisine. Kuşu yönlendirir. Yani dolayısıyla Hazreti Süleyman'ın da böyle bir yöntem uygulamış olması ihtimali var. Evet. Çünkü cinler akreplere de, böceklere de, kuşlara da vücutlarına girerler. Yani onu kontrol altına alırlar. Mesela Hüthüt var. Hüthüt'le konuşuyor. Muhtemelen o da bir cin olabilir Hüthüt. Çünkü onun tevhidden bahsediyor yani oradaki. Çünkü hayvan zaten Allah'ın birliğini kabul etmekle mükellef değildir. Burada onun muhtemelen bir cin olduğu anlaşılıyor. Yani buradaki anlatımdan Hüthüt'ün. Yani muhtemelen kuşun vücuduna girmiş bir cin olabilir. O şekilde de olabilir. Müslümanın işte bir lokma ekmek, bir tane hırka bir köşeye çekilsin, uyusun, böyle bir konu yok. Müslüman her şeyin en iyisine layıktır. Ayette diyor ki Allah, dünyada sizin, ahirette yalnızca sizindir. Ha, demek ki dünyada da ahirette de Müslüman güçlü, zengin, sıhhatli, neşeli, her şeyin en güzeline layık. Ama bunu tabii Allah yolunda kullanmak çok önemli. Yani nefsi için değil de kardeşleri için, Müslümanlar için, Allah'a şükretmek için olması lazım. Mesela Hazreti Süleyman mülk sevgisi vardı ama bunu Allah rızası için istiyordu. Allah'ın tecellilerini görmek, o temizliği yaşamak, cenneti tefekkür etmek, huzur içinde Müslümanlarla birlikte yaşamak için bunları istiyordu. Müslümanın bunu istemesi caizdir. Güzel bir şey, yanlış olan bir şey yok bunda. Güzel atlara olan sevgi Hazreti Süleyman'da vardı. Allah onu Kur'an'da belirtiyor. Ya Rabbi diyor ben bu mal sevgisini senin rızan için istedim diyor. Allah'ın rızasını güderek, Allah'ın rızasını isteyerek yapıyorsa bir kul bu ibadet olur ve çok güzel olur. Her şeyde Allah'ın rızasının en çoğunu aramak lazım. Mesela bir atı biz seviyorsak onda Allah'ın tecellisini görmek, o hayvana güzel davranmak, Allah'ın sanatını insanlara tespit ettirmek ve o güzellikten haz almak amacına yapmamız lazım. Yoksa biz bu atı alırız işte satarız. O bize bir anlamsız geliyorsa, bunu bir Allah'ın nimet olarak görmüyorsak o zaman bu Kur'an'a uygun olmamış olur. O güzel olan her şeyden çok hoşlanıyordu. Mesela atların diyor boyunlarını ve bacaklarını seviyordu diyor. Allah Kur'an'da detay vermiş. Mesela bulunduğu yer muhteşem, çok çok güzel. Mesela tavırları çok güzel, çok nezaketli bir insan. Mesela hediye kabul etmiyor. Hediye veriyor ama hediye kabul etmiyor. Yani asalete çok özen gösteren bir insan.
atlar getiriliyor. Atları okşuyor. Hayranlıkla bakıyor atlara karşı. Hayvan sevgisi de var. Mesela karıncalar konuşuyor, onlara gülüyor. Onlara da sevgisi var.